aşı olabilir. Dava gelebilir. Niye soldaki hainin resmini koydunuz? E sağdaki yan yana, evet, beraber. Niye ödül veriyorsunuz buna? Neyin ödülünü veriyorsunuz buna? Ya bir gazeteyi teslim etmişsiniz. Rahat Bankası'nın parasıyla bir iş adamının aldığı gazeteyi bu adama teslim etmişsiniz. Ya bundan büyük ayıp var mı? Hiç utanmıyor musunuz? Sıkılmıyor musunuz? Sen Ziraat Bankası'dan 750 milyon doları Tüpçü'ye ver. Tüpçü Hürriyet'i alsın. Hürriyet'in başına da şu sağdaki resimdeki adamı al. Köşe yazarı. Köşe yazarı yap. Ve maaş ver. Yani çiftçinin parasını Abdülkadir Selvi'ye maaş olarak ver. Bu resimden dolayı onu yargılama. Daha sonra milleti FETÖ'cülükle suçla. Ya bizim aklımız gerçekten, yani biz dalga mı geçiyor bu insanlar bizle? Dalga geçiyorlar galiba ya da algı operasyonu yapıyorlar. Bu algı falan değil. Bilemiyorum. Ben bu resimi görmesem, bak bir kez daha söylüyorum. Hakan Şükür'ü Amerika'da gelse tutuklanacak. Cem Küçük'ün, Abdülkadir Selvi'nin Hakan Şükür'den ne farkı var? Hepsi bu psikopat adama gönül vermiş. Üçü de onun için ter dökmüş. Ama bunlar makbul FETÖ'cüler. Çok kötü. Çok kötü. Çok makbul kötü. FETÖ'cü koyduk adını, doğru. Şimdi bir fotoğraf daha koyacağım. Bir fotoğraf daha var. Yani sadece yargıya hakimiyet yok. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın bütün birimleri bir parti için çalışıyor. Devlet. Devlet. Tüm devletin birimleri. Hepsi. Valisi, kaymakamı. Evet, evet. O fotoğrafı da gösterebilir miyiz? Evet, şimdi onu tek gösterelim isterseniz. Onu Ali Mahir Başarı'dan öğrenelim. Nedir bu fotoğraf? Bakın, burası Mersin'in Erdemli ilçesinin devlet hastanesi değil. Zeynel Bey, burası neresi biliyor musunuz? Mersin'in Erdemli ilçesi AKP ilçe binası. İlçe binası. Beyefendiler vatandaşlar gibi gidip test vermedikleri için, hı hı, hastaneleri güvenli bulmadıkları için hastanedeki görevliler gelmiş AKP binasından test alıyor, sürüntü alıyor. Peki köye gidiyor musunuz? Peki vatandaşa gidiyor musunuz? Eve gidiyor musunuz? Yok. Şahsın devleti bu hale getirmiş. Okullara gidiyor musunuz? Okullara gidiyor musunuz? Yani öğretmenler mecburi gidiyorlar hastanelere. Aynen öyle. Şimdi ülkenin geldiği nokta budur. Bakın. Orada da Cumhurbaşkanı'nın resmi, ilçe binası, gelmiş hastaneden bir görevli özel test yapıyor. Nerede? AKP Erdemli ilçe teşkilat binasında. Şimdi ülkenin geldiği nokta bu. Bugün yaşanıyor. Belki daha devam ediyor. Şu anda belki orada hala devam ediyor. Belki hani devam ediyor. Yani daha yeni bir görüntü bu. Sizin gösterdiğiniz fotoğraf Erdemli ilçe işte ilçe teşkilatının binası. Büyük bir ihtimalle Türkiye'nin hemen hemen her yerinde benzer fotoğraflar vardır. Bakın, şahsın devleti budur. Valiye emir verir, kaymakama talimat verir, emniyet müdürüne talimat verir. Hatta bazı başsavcılar ilçe ve illerdeki il başkanlarıyla görüşür. Ama ben Anayasa Komisyonu sıfatıyla Yalova Başsavcısına görüşmek için gittiğimde görüşemezsiniz benimle dedi. Türkiye'deki telefon sinyallerini, telefon mesaj ve iletişimlerini incelesek neler çıkar ben size söyleyeyim. Vali, il başkanı, zaten valilerin birçoğu AKP il başkanı gibi davranıyor. Evet. AKP il başkanlarından daha önce reaksiyon veriyor. Şimdi böyle bir devlet olabilir mi? Devlet tarafsızdır. Devlet herkese eşit mesafededir. Devlette hukuk vardır. Hukuk olmazsa devlette, mesafe olmazsa işte görüntü budur. Yani aslında bu fotoğraf sembolik bir fotoğraf ama Türkiye resimde çok güzel çekmişler. Geneline de bakarsanız. Çünkü o hastanedeki görevli kız hiç suç yok, onu oraya gönderenler utansın. Yüzü gözükmüyor ama gerçekten bir kişinin yüzü gözüküyor orada. E tabi, tüm resim? Bunların sebebi olan kişinin yüzü gözüküyor. Ve onun gözünün içine baka baka, bu ülkenin cumhurbaşkanının gözünün içine baka baka devlet hastanesindeki bir görevli AK Parti Erdemli ilçe teşkilatının yöneticilerine test yapıyor. Ne diyeyim ben yani şimdi? Evet. Bunu söylediğimiz zaman da yayın yasağı geliyor. Erişim engeli geliyor.
Neye erişim engeli veriyorsunuz? Beyler gerçek bu. Sen o ilçe başkanına bir engel koy. Otur yerine de. Hastaneye gidemiyor musun de. Ha. Şimdi işte kilit cümleyi siz kullandınız. O illerde vali AKP il başkanı gibi davranıyor. Ya da AKP il başkanının emrinde çalışıyor. Aynen neredeyse. Aynen öyle. Öylesine bir durum var. Aynen öyle. Mersin valisi 24 kişiyi takip ediyor. Bunlar AKP milletvekilleri, AKP bakanları, cumhurbaşkanı. Peki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı niye takip etmiyorsun Twitter'dan? O da senin mesai arkadaşın. Hani beni etmiyorsun, sevmiyorsun. Diğer CHP milletvekillerini. Hadi onları da sevmiyorsun. İyi Parti milletvekillerini niye etmiyorsun? Ha onları etmiyorsan Zeynep Gül Yılmaz'ı da etmeyeceksin sayın valiye. Sen AKP'nin valisi değilsin. Senin maaşını 84 milyonun vergileriyle bu vatandaş veriyor. Ben veriyorum, siz veriyorsunuz. Köylü Ahmet, öğretmen Hasan veriyor. Çiftçi Zeynep veriyor. Ama sen bana selam vermeyeceksin. Beni gördüğün zaman yolunu değiştireceksin. Sonra AKP milletvekillerini kapıda karşılayıp arabaya kadar yol edeceksin. Ya olur mu bu? Olur mu bu? Mersin'de iki polise bir milletvekili şerefsiz diyecek. İlk sorgulacağın şey Ali Mahir Başarı bu videoyu nereden buldu? Sen nereden videoları yayıyorsan oradan buldum. Ama sen orada iki polisini korumadın. Nedir o? Bir haber var mı o iki polisten? Büyük bir ihtimalle. Evet, 84. madde yanılmıyorsam sürgün cezası. Ama kamu görevlisine, görevi başında şerefsiz diyen milletvekiline hala fezleke yok. Yok, hiçbir şey. Suç duyurusunda bulundu bir sürü insan. Yok. Neden? Ya bizim söylemediğimiz cümlelerden dolayı pazar günü evinde çay içerken soruşturma başlatıyorsun. Suç net kamu görevlisine, görevi başında hakaret. Ağırlatıcı sebep bir de. Polisler suçlu oldu, hanımefendi masum oldu. Ben de videoyu yayan oldum. Yakında bana da gelir. Böyle bir şey olmaz. Evet.